Merhabalar, sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar'ın YouTube sayfasına hoş geldiniz. Siz yurt dışında yaşayan değerli gurbetçilerimiz, değerli vatandaşlarımız, biz her zaman olduğu gibi yine bu hafta sizlerin sesi ve kulağı olmak için tüm çabamızla çalışıp sizler için hangi konularda yardım ve destek almak istiyor iseniz bugün bunların cevaplarını uzman arkadaşlarım kısa kısa vermeye çalışacaklar. Bugün bizim yanımızda Gözde Hanım, Fatma Hanım ve Emre Mete Bey var. Kendileri de her birinin uzmanlık ilgi alanı çok fazla. Benim uzmanlık alanım, beni Kanal 7 Avrupa canlı yayınlarımızda, YouTube sayfalarımızda ve Facebook sayfalarımızdan zaten tanıyorsunuz. Ben sosyal güvenlik uzmanı artı yüksek maaş uzmanı olarak sizlere hizmet vermeye çalışıyorum. Bugün Gözde Hanım'a benim aslında sormam gereken müşterilerimizin en can alıcı noktalarından bir tanesi anladığım kadarıyla mavi kart ne zaman yasaya girecek? Ya da mavi kartla alakalı gelişmeler var mı? Şimdi Ebru Hanım, evet, en çok gelen sorulardan biri de kesinlikle mavi kart. Mavi kartlı vatandaşlarıma ben buradan tekrardan sesleniyorum. Gelip Türk vatandaşlarında geçirdikleri süreleri mutlaka borçlansınlar. Çünkü Ebru sen de biliyorsun, evet. Türkiye'de sürekli yeni torba yasaları çıkıyor. Mavi kartlar belki mavi kartta geçirdikleri süreleri de artık borçlanabilecekler. O yüzden ön müracaat yapmalılar. Şöyle bir şey diyebilir miyiz aslında? Şimdi vatandaşlarımızın şöyle korkusu var. Diyor ki ben mavi kartlıyım ama haklarımı alabilmem için mavi karttan çıkmam gerekiyor mu? Yani buradan vatandaşlarımız çıksınlar mı kalsınlar mı? Bunun bir detayını kısa bir alabilir miyiz? Şöyle Edvan'ın dediğim gibi Türk vatandaşlığı sürelerini borçlanırız. Kişi kendisi ben Türk ısrarla mavi karttan çıkıp Türk vatandaşlığına geçerim derse Türk vatandaşlığına geçtikten sonra da yine parçalar şeklinde ödettirebiliriz. Bu kişiye bağlı. Yani her türlü hakları var aslında. Kesinlikle. O zaman biz de buradan sesleniyoruz. Mavi kart vatandaşlarımızın tehdit etmelerine, endişe duymalarına aslında işte gerek yokmuş. Her türlü zaten haklarını devlet onlara zaten sağlıyor. İkinci olarak da Fatma Hanım, size sormak istediğim çok önemli bir konu. Siz çağrı merkezinde görev yapan bir uzman arkadaşımızsınız. Sizi gelen en çok soru, yani en çok soru aldığınız odaklı sorular nelerdir? Kaç yaşında emekli olurum? Kaç yaşında emekli olurum? Aynen. Bir de şu sorular geliyor. Ne kadar ödersem ne kadar alırım? Onun için ayrı bir hesaplama yapıyoruz. Kişiye göre hesaplama yapıyoruz. Yurt dışına gidiş, doğum tarihi, yurt dışında çalışma, Türkiye'de çalışma, bu şekilde hesaplamalar yaptıktan sonra kişiye özel fiyat veriyoruz. Peki yurt dışında çalışmayan ev kadınlarımız var, annelerimiz var diyorsunuz. Hı hı. Biz bunu programımızda sürekli dile getiriyoruz. Yurt dışında yaşayan annelerimiz, çalışmayan annelerimiz için bir çağrıda bulunmak ister misin? Tabii ki de bulunmak isterim. İlk müracaatı kesin yapmalılar. Hani yurt dışında çalışmalarına gerek yok. Yurt dışına gidiş tarihiyle ve doğum borçlanması da yapıyoruz. Yurt dışına gidiş tarihi. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Annelerimiz için özellikle 20 Ekim evet, özellikle 20 Ekim ilk müracaatı yapmalarını evet. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Emre Bey de bizim aslında en can alıcı işimizi yapan bir uzman arkadaşımız. Emre Bey de bizim yurt dışından gelen vatandaşlarımızın noter işlemlerini, gerekli evraklarını temin etmeleri konusunda en çok işimizi gören arkadaşlarımızdan bir tanesi. Emre Bey, şimdi yurt dışından buraya gelen vatandaşlarımız biliyorsunuz Erhan Nacar'ı tercih ediyorlar ve işlem yaptırmak için geliyorlar. Biz de bunların işlemlerin bir an önce hızlanması için notere gidiyoruz. Siz notere gittiğinizde noterdeki görevli memur arkadaşlarımızın istedikleri ve dikkat ettikleri konular neler? Öncelikle Ebru Hanım, ben yurt dışındaki vatandaşlarımızın bizi tercih ettikleri için onlara teşekkür ediyorum. Evet. Daha sonra buraya geldiklerinde yanlarında ikametgah belgesi ve orada çalıştıklarına dair belgeleri getirdiklerinde çok daha kısa sürüyor. Ve zaten noterde biz yardımcı oluyoruz elimizden geldiği kadar. Bu ikisi olduğu sürece çok büyük bir sorun olmuyor. Çok kısa bir sürede halledebiliyoruz. Yani vatandaşlarımıza en büyük konfor aslında biz buradan sağlıyoruz. Evet, o yüzden biz buradan neye dikkat çekmek istiyoruz? Hangi tarihte vatandaşlarımızın en son müracaat etmeleri gerekiyor Gözde Hanım? 20 Ekim. Kesinlikle. Biz de buradan sizlere sesleniyoruz. Gözde Hanım, Fatma Hanım ve Emre Bey'in de kendini oluşturmuş oldukları özel Facebook sayfaları var. Bizleri Facebook sayfalarımızdan 444-0860'dan Erhan Nacar YouTube kanalına üye olarak her şekilde bize çok rahat ulaşabilirsiniz. Her zaman yanınızdayız. İyi günler.